Herkes anlamsız, sebepsiz baş ağrıları yaşamıştır. Evet. Uzun süren, müzdarip olduğu ağrılar, sırt ağrıları, boyun ağrıları, mide bağırsak problemleri, bazen nefes alma güçlükleri, hatta bazen elinde kolunda güçsüzlük hissi. Bazen öyle olur ki çok sıkıntılı, stresli olduğu durumlarda yürüme bozukluğu, yürüyememe, adımını atamama, Evet. bacağı sanki bir çeşit felç olmuş gibi, kulağında gereksiz sesler, çınlamalar olabilir ve sesleri duyamıyormuş gibi, Evet. görme hissi azalmış gibi, bedenin iki çeşit şey olmakta. Bir ağrı bedenin çok çeşitli yerlerinde, bir sürü tetkike rağmen anlaşılamayan ağrı, bir de işlev kaybı, bedenin bazı Evet. hareket Evet. organlarında işlev kaybı. Bunu birçok kişi şahit olmuştur ve Evet. anlaşılamamıştır, ilaç verip göndermişlerdir, sende hiçbir şey yok demişlerdir ve bu da üstüne Evet. üstlük kişilerin kendini kötü hissetmesine sebep olmuştur. Böyle açıklayabiliriz. Evet, yani aslında dediğiniz gibi ilk başta biz bu ağrıları olduğunda hekime gidiyoruz. Ve bu çok zaten olması gereken de bir şey. Önce bir fiziki olarak bir şey var mı diye bir muayene edilmek. Fakat muayeneden sonra verilen ilaçlarla ya da yani bulunamıyor, nedeni bulunamıyor. Ağrının, işte o gezen ağrının ya da o sindirim probleminin ya da o işlev kaybının nedeni bulunamadığında, yani altyapısında tıbbi bir neden olmadığında biz bunu artık bedenselleştirme, yani somatizasyon olarak adlandırmaya başlıyoruz. Değil Evet, mi? yani doktor doktor geziyorum ama asla bir çözüm bulamıyorum. Bir baş ağrım var. Ne kadar doktora gidersem gideyim hiçbir çözüm bulamadım. Ağrım da sonlanmadı. İlaç içiyorum, geçmiyor. Tetkikler yapılıyor, röntgenler çekiliyor. Hiçbir şey yok ama benim başımın ağrısı asla geçmiyor. Bunun gibi bedenimizde oluşan çeşit çeşit bir sürü semptom ortaya çıkabilir. Yani belirti ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin toplamına da aslında somatizasyon deniyor. Sorun böyle, bunlar yaşandığında aslında nereye başvurulacağı. Bu şikayette direkt psikoloğa mı gideceğim, psikiyatriste mi gideceğim, direkt işte dahiliye uzmanına mı gitmem gerekiyor, fizik tedaviye mi gitmem gerekiyor? Çeşit çeşit uzmanlık alanları var. Hangilerine gitmem gerekiyor diye, hatta bazen de doktor doktor dolaşanlar, yüzlerce tetkik yaptıranlar, gereğinden fazla masraf edenler, zaman kaybedenler, birçok sorun olmakta. Şimdi direkt böyle şikayetlerle psikoloğa geldiğinde psikolog der ki, fiziksel bir altyapısı var mı yok mu, bunun bilinmesi gerekir. Evet, buna bir Gerçek, bakalım der. evet, Evet. gerçekten orada bir tümör varsa, bir problem varsa, fiziksel bir sorun varsa, bunun gözden kaçırılmaması son derece önemli. Gerekli uzmanlar tetkik yapıp, muayene edip, fiziksel bir bulguya rastlamadıklarında ve bu fiziksel bulgu olmadığında, çünkü bu şikayetler o fiziksel bulguyla ya da ağrıyan yerle de uyumsuz görünür zaten. Yeterli teşhis koyacak şey bulunmaz orada. Bu durumda kişinin başvuracağı yer psikologtur. Ve o aşamadan sonra şu anlama gelir. Beden konuşur. Çünkü insan konuşmayı öğrenmeden önce insan bedeniyle kendini ifade etmeyi, ortaya koymayı öğrenir. Bebekler daha hiç konuşmayı bilmezler. Yeni doğan bebekler 3-4 değişik ses çıkarırlar. Çok tiz sesler, çok değişik sesler ve anneler içgüdüsel olarak bu seslerin ne anlama geldiğini az çok öğrenirler zamanla. Yani beden ne yapıyor? Bebek ne yapıyor? Kendini ifade ediyor. İşte kolik olarak, ishal olarak, bedenindeki bir takım şeylerle kendini ifade etmeyi, daha konuşmayı öğrenmeden önce insanlar yapıyorlar. Beden ağlar, beden ağrır, beden kendini dinlendirir. Fakat kişi anlamaz bunu, etrafındakileri anlamaz, farklı anlamlar verir. İşin karıştığı yerler de buralar. Tam burada bedenin bir enstrüman olduğundan bahsedilir. Beden bir enstrümandır. Ne demek bu? Beden yaşadığı bir sıkıntıyı çeşitli belirtiler göstererek, ki bu belirtilere de notalar deniliyor. Notalar aracılığıyla anlatmaya çalışır. Örneğin işte cildinizde anlamsız kızarıklıklar oldu. Her doktora gittiniz, kremler kullandınız, ilaçlar kullandınız, bir çözüm bulamadınız.
Psikoloğa gittiniz. Psikolog dedi ki bu sınırla ilgili bir şey. Cildinizin üst kısmı, üst katmanı sınırdır. Bedeninizin üst sınırı. Demek ki sınırınızın aşıldığı bir durum yaşıyorsunuz. Böyle durumlara çok sık rastlar mısınız diye bir soru sorar mesela. Orada hemen evet gerçekten böyle sıkıntılar yaşıyorum bu aralar dediğinde kişi bir aydınlanma yaşayıp o bedeniyle, bedeninin gösterdiği yolla giderek kendini de yorumlamış olur, kendini de anlamış olur. O yüzden beden çok iyi bir enstrümandır. Hayatta bakış açımızı gösterir, yaşadığımız zorlukları gösterir. Bir alarm durumudur aslında somatizasyon bir anlamda. Ben baş edemiyorum, şu konuda da sıkıntı yaşıyorum demenin bir yoludur bedendeki rahatsızlıklar. İyi takip etmek gerek aslında. Evet. Demek ki nerenin ağrıdı, nerede problem çıktığı da bedenin hangi makamda çaldığının evet. ifadesidir. Evet. Değişik makamlarda çalıyor çünkü. Evet, aynen öyle. Çünkü çok biraz doğru. Da şey gibi de şeyi hatırlattı bana, hani bedenin belliğinin de olduğunu. Yani hani işte mesela o ağrının ne zaman başladığı da önemli. Çok önemli. Yani hangi olayla ilintili, o atıyorum işte ciltte bir kızarıklık olduğundan bahsettik. Hani işte o kızarıklık olduğunda acaba bir şey oldu mu? Ya da ondan hemen önce neler oldu? Ya da o olaydan ya da kızarıklık olduktan sonra neler oldu? Ve ben buna nasıl bir anlam yükledim? Yani semptom olması okey ama bir yandan da o semptoma yüklediğimiz anlamla birlikte aslında o bedenselleştirme dediğimiz tablo ortaya çıkıyor diyebilir miyiz? Bir yandan da zamanla ortaya çıkıyor. Zamanla kişinin bedeninin neresini kullanacağı, bununla ilgili çok çeşitli görüşler var. Ve bazı incelemelerde şunu görüyorlar. Bir konuşma dedik ya, ağız çok konuşmuyorsa, ifade etmiyorsa, evet. ifade etmesi uygun görünmüyorsa, hoş karşılanmıyorsa, kabul edilmiyorsa, o zaman bedenle kendini ifade etme. Bedenle kendini ifade etmenin avantajları da var. Çünkü bir hastalık, bir rahatsızlık daha kabul edici. Evet, tabii. Daha konuşulanlardan, konuşularak ifade edilenlerden daha reddedilme olasılığı az olan bir durum. Evet. Ve bunun da şöyle bir yatkınlığı oluyor. Geçmişte çocukluğundan beri nasıl bir strateji uygulamış? Öyle bir şey olur ki çocukluğunda strese maruz kalan, zorluk yaşayan, yani ruhsal zorlanma sadece strese maruz kalma değil, birçok konuyla ilgili olabilir. Örneğin sürekli karın ağrısı yaşayan bir kişiye baktığında öyküsünde 50-60 yaşında bedenselleştirdiğinde karın ağrıları önde oluyor. İşte sırt ağrısı olduğunda ileri yaşlarda da buna benzer şeyler oluyor. İşte ayağında bir ağrı olmuştur, bir şey olmuştur, geçmişinde travmatik bazı şeyler olmuştur. Gelecekte bedenselleştirirken bunu bir şey olarak kullanabiliyor. Freud'un bakışı da şöyle oluyor, diyor ki ruhsal dönüştürücü zorlandığı, egonun zorlandığı durumlarda ruhsal mekanizmanın kapasitesini aşan acıları bedene yöneltir. Ruhsal dönüştürücü bunu bedene dönüştürür. Ve bedene dönüştürürken, bedenin dönüştürürken en zayıf organını seçer, oraya kanalize eder. Yani ruhsal aygıt bir karar veriyor. Ben zorlanmaktayım, bu acı, bu stres, bu baş edilmesi gereken durum bana çok zor gelmekte. Ben şu bölgeyi feda ediyorum, bunu buraya kanalize ediyorum. Bu şekilde bir seçim başlıyor. Bu seçim birdenbire olmuyor. Yıllar içinde gelişiyor, birikiyor ve belli bir yerden sonra taşarak burada kendi ifadesini bulmuş oluyor. Evet. Burada da hani sen dedin ya işte kişi mesela sözel olarak ifade ettiğinde bir karşılık bulamıyorsa, buradaki duygularına bir çözüm bulamıyorsa hasta olmayı seçiyor. Burada sanki hasta olmak biraz şey gibi, karşı tarafta şefkat ve merhamet duygusu uyandırıyor. Otomatik olarak karşı taraf yardım etme isteği görüyor. O zaman burada şuna da belki biraz değinebiliriz. İşte hastalığı olanlar devamlı hastadır. Devamlı bedeninin bir yeri ağrır. Özellikle böyle çok annelerde görüyoruz bizim toplumumuzda. Kendini ifade edemediğinde, o bıkkınlıklarını, yorgunluklarını, sıkıntısını anlatamadığında hep bir yeri ağrır. Ya başı ağrır, ya midesi bulanır, işte ya bir canı sıkkın olduğunda bunu söylemez de omzu tutulur. Doktora gidilir, ilgilenilir. O sanki o bir yandan benimle ilgilen demenin farklı bir versiyonu gibi. Burada da yine bebeklik dönemi çok önemli. Bebekken her tepkisine anlamlı bir tepki verilmemişse, güldüğünde gülünmemiş, baktığında bakılmamış, sadece ağladığında ilgilenilmişse mesela,
Ben bir zor duruma, müşküle düştüğümde insanlar bana geliyor ve bakım veriyor, bilgisini alır ve bunu hayatına dönüştürür. Ne zaman zorlanırsam bakım alabilirim. O yüzden bol bol zorlanayım der ve beden bunu bir hastalığa dönüştürebilir. Buradan da şimdi şuraya varalım. Dedik ya, beden bir şekilde bize bir şeyler anlatıyor. Aynı zamanda da kayıt tutuyor. Doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar bedenimiz nokta nokta her bir yaşadığımız şeyi kaydediyor. Dolayısıyla hastalıklar da bizim neyi kaydettiğimizle çok ilişkili. Şimdi bizi dinleyen herkesten şöyle bir ricamız olsun. Herkes bedenini dinlesin, baksın. Bedeninde sık sık neresi ağrıyor mesela en çok? En çok ne şekilde hasta oluyor? Şikayetleri neler? Buradaki enstrümanda ne çalıyor? Bunu dinlemek çok önemli. Bu bizi elbet bir yere vardırıyor. Burada da senin söylediğin anlam kısmı çok kıymetli. Acaba bu ağrıyan yerler bizi hangi anlamlara götürecek? Belki bir anıya gidecek zihnimiz. Belki bir duyguyu bulacağız. Belki duygudan yola çıkarak bedenimize bakacağız diye düşünüyorum. Bir de yani geçmişteki anlam da var dediğin gibi. Bir de bugün ona hangi anlamı yüklüyorum? Yani ağrım arttık. Yani ağrım, şimdi şöyle bir benzetme kullanmak isterim. Bir yer ağrımaya başladığında, bedenselleştirme olduğunda oraya kar yağar. Kar yağışına odaklandığımda, yani ağrıya odaklandığımda o ağrı büyür, büyür, büyür ve çığ olur. Çığ olduğunda artık dayanılmaz bir noktaya gelir. Oysa tetkiklere bakıldığında böyle bir karşılığı yok. O zaman işte ruhsal tarafa bakmakta fayda var. Yani ben bu ağrının anlamı ne? Geçmişten gelen anlamı ne? Çocukluk hikayelerindeki anlamı ne? Ve bugün ben bu ağrıya nasıl bir anlam yüklüyorum? Orada da yanına bence eklenen bir duygu daha var ki ağrıyla ilgili, işte hastalanma ile ilgili kaygılanma. Yani o aşırı kaygıda, yani o kar yağışına sürekli odaklanmak, yağıyor mu, çok mu yağdı, altında mı kalıyorum gibi odaklanmalar yapmak o kaygının daha da artmasını ve ağrının altında kalmamızı neden öyle aslına baktığında. Buna ek olarak şöyle bir sorun var her ikinize de, ne düşünürsünüz? Evet, fiziksel olarak bir bulgu yok. Doktora gittik, hiçbir sorun olmadığını söyledi. Ama bir yandan ağrımız, sızımız devam ediyor. Şimdi kaygıyla da bu birleşince bu ağrı sızı devam ediyor, devam ediyor. Aslında belki fiziksel olmayan bir şey bir noktadan sonra gerçek bir fiziksel hastalığa dönüşüyor. Evet. Çünkü kişi buna inanıyor. Ben hastayım. İşte beynimde tümör var, ağrı var. Doktora gidiyorum. Hiçbir şekilde bir şey yok ama benim beynimde tümör var. Bu algı mesela bir noktadan sonra stres hormonlarıyla birlikte gerçekten bir tümöre bile dönüşebiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mesela temarruz, bu konuyla ilgili temarruza baktığımızda orada tabii bir kazanç elde etmek için genelde söz konusu. Fakat bir ağrı, vücutta herhangi bir şey varsa bunun sekonder bir kazancı var muhakkak. Fakat kişi bunun farkında değildir. Ruhsal dönüştürücü öyle bir çalışır ki kişi gerçekten bir ağrı vardır, gerçekten ortada bir hastalık var ve gerçekten kişi müzdariptir, ağrı çekiyor, bununla baş etmeye çalışıyor. Bu şaka ya da kişinin uydurduğu bir şey değildir. Evet, kişinin bilinç düzeyi dışında gelişen, maruz kaldığı bir durumdur. Örneğin işte sırtında bu ağrıyla baş etmeye çalışan kişinin oturma postüründen yürüme postürüne kadar bu etkiler. Evet. Karnında ağrı olan öne eğilir, işte kıvranır, kas hareketleri, duruş meselesi, yürüyüş meselesi, yıllarca bu böyle devam eder ve böyle devam ettiği için aslında işlevin bozulduğu bir yer olur. Fiziksel olarak da işlev bozulur. Orada gerçekten bir arız oluşmaya başlar. İşte yürüme bozukluğundan tut da bazı yerlerin kaslarının zayıflamasından tutun da örneğin işte şey düşünün, bir sol kolu tutmuyordur kişi, güçsüzlük vardır ve bu kolunu kullanmamaya başlar. Bu kolunu kullanmaya bir süre sonra burada fiziksel bir değişim ortaya çıkmaya başlar. Yani şöyle bir şeyden de yola çıkarsak, işte insan bazen bilinçli bazen bilinçsiz, farkında olmayarak da. Her ne anlam verirse bir meseleye bu anlamın sonuçlarını yaşar. Evet. Somatizasyonda da bu şekildedir. Kişi bir anlam yükler ve bu anlamın oluşturduğu o sonuçları yaşar. Yıllar içinde bunun deformasyon
halini ortaya çıkarır. Yani aslında sorunun içinde cevap da gizli bir anlamda. Evet. Yani evet, inandığımız şey bir noktada gerçek bir hastalığa da dönüşebilir. Toplumlarda da baktıklarından niye bazı toplumlarda çok yaygın, bazı toplumlarda daha yaygın değil. Şu araştırmalarda çıkıyor. Eğitim düzeyi düştükçe artıyor. Konulardan birisi bu. İfade biçimi bedensel oluyor. Konuşmanın ayıp sayıldığı, işte kültürel olarak da doğu toplumlarında çok fazla. Örneğin geleneksel toplumlarda, feodal yapıda kadınların kendini ifade edemediği bir toplumda kadının değerli olmasının da kendini ifade etmesinin de tek yolu hastalık. Böylece kale alınıyor. Böylece ciddiye alınıyor, böylece bir sorun olduğu varsayılıyor. Böylece bir ifade biçimi ve o da anlam yüklediği, kendini hasta olarak farkında olmadan, bilinç dışı bir şekilde bunu ortaya koyduğunda böylece daha kabul edilebilir bir şeye dönüştürüyor yaşadığı güçlüğü. Öbür türlü kabul edilmiyor, öbür türlü hor karşılanıyor ya da ayıplanıyor ya da başka bir şey. Evet. Böyle toplumlarda kadınların duygularını ifade edebilmesi, kendini ifade edebilmesi o kadar kolay bir şey değil. Bunun da desteklediği bir şey araştırmalarda çıkmakta. Yani bu biraz şey gibi de hani aslında duygusal hani ifade etmenin de ötesinde bu tarz toplumlarda duygusal farkındalık düzeyi de düşük. Evet. Yani kendi duygusunu bilmiyor. Yani o hastalığı neden çıktığını bilmiyor. Ama o kadar artık dayanılmaz bir hale geliyor ki beden konuşmaya başlıyor. Beden bir şekilde kendini ortaya koyuyor. Ve artık beni görün, beni duyun, ben de varım, benim de sorunlarım var ya da işte benim de duygularım var kısmını önce kendine belki sonra da etrafındakilere göstermeye başlıyor. Aslında bir yönüyle de şöyle formülize edersek bir çeşit itaatsizlik yapıyor. Şimdi uslu olmak, çok konuşmamak, çok fazla öne çıkmamak, terbiyeli olmak, tabii ki topluma, toplumun bütün geleneklerine, normlarına uygun hale getirmeye çalışırken bu tip şeylerle kişi bir itaatsizlik yapıyor, baş kaldırıyor aslında. Evet. Vücudun yaptığının bir anlamı da böyle bakabiliriz. Bütün bu yok sayılmaya, bütün bu önemsenmemeye, bütün bu ifade etme, anlaşılamama güçlüğüne karşı da bir başkaldırı şeklinde de tanımlanabilir bu. Bu dediğinden de yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Her zaman bedenimize güvenmek zorundayız. Çünkü beden çok temeldir. Bize neyin iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini bilinç dışından süzerek önümüze getirir. Dolayısıyla bedeni dinlemek çok kıymetli. Her ne kadar bazı şeyler topluma uymasa da bana iyi gelip gelmediğine baktığım zaman ben iyileşebiliyorum. Bedenim bana sinyaller veriyor ve ben bunu ifade edemediğimde zorlanıyorum, hasta oluyorsam o zaman buna bakacağım, hastalığımı gidereceğim ve ifade gücümü arttıracağım. Topluma uysa da uymasa da ifade ettiğim için rahatlayacağım ve yine kendimi korumuş olacağım. Bilinç dışı her zaman bizi korumak için programlıdır. Her zaman hayatta kalmak için programlıdır. Dolayısıyla bedenimiz de bunun için çabalıyor aslında. Bütün bu hastalıklar, yaşanılan bu belirtilerin hepsi bizi korumak adına çıkmış bazı semptomlar. Peki küçük bir uygulama yaptıralım özellikle bizi dinleyenlere. Şimdi somatizasyon bozukluğuna en iyi gelen şey şimdi ve burada olmak. Şu anı takip edip bedende ne olup bittiğine bakabilmek. Hep beraber bedenimize bakalım. Eğer sizin için uygunsa gözlerinizi kapatın, arkanıza yaslanın ve bedeninizi dinlemeye başlayın. Son zamanlarda yaşadığınız zor duyguları düşünün. İşte öfke olabilir, birine sinirlenmiş, kızmış olabilirsiniz, kırgınlık olabilir, endişe, kaygı olabilir. Bu duyguyu bedeninize bir yere yerleştirmeye çalışın. Örneğin öfke yaşıyorsunuz. Öfke bedeninizde bir yerde olsaydı nerede olurdu? Bunu düşünün. Herhangi bir yer olabilir. Şimdi burada öfkenize bir puan verin. 1 ile 10 arasında olacak şekilde. Bu puan bedeninize yerleştirin. 10 derecesinde atıyorum kalbimde güm 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 çarpan bir öfke duygusu hissediyorum. Şimdi bunu hissettik, derecesini verdik. Şimdi onu konuşturuyoruz. Gözleriniz kapalı kalsın. Kalbinizi konuşturun. Konuşsa size ne söylerdi? Birincisi buna bakalım. Neler söylüyor? İkincisi şu anda size kaç yaşındaymış gibi geliyor? Bu da çok kıymetli çünkü bu duyguyu ilk deneyimlediğiniz ilk anılara götürebilir sizi. Aklınıza çeşitli anılar gelebilir. Bu anılara bakın. Burada bu anıyı size yaşatan kimdi? Bu anıyı değiştirmek isteseydiniz, daha iyi olabileceğiniz bir şekilde nasıl değiştirirdiniz?
ve o bedeninizin o parçasına ne söylersiniz? Neye ihtiyacın var? Bir sorun. Mesela kalbim diyebilir ki bu kadar çok çalışma, çok yoruluyorsun. İçinizden gelen sese kulak verin ve bu sesin sizden isteğini gerçekleştirmeye çalışın. Kendiniz için yapmaya çalışın. Bedene odaklandığınızda duygular anlam bulur. İşte oradaki Fatma'nın da söylediği gibi anlamlar bize aslında iyi gelecek olan şeyler. Çözümlediğimizde, onlara baktığımızda, ihtiyacını karşıladığımızda ağrılar, sızılar da otomatik olarak ortadan kalkıyor. Aklınıza geldiğinde bu egzersizi sık sık yapabilirsiniz. Anlamdan Asena bahsettin. Anlam gerçekten son derece önemli. Çünkü insan anlam yükleyebiliyorsa, anlam verebiliyorsa her acıya katlanabilir. Katlanılmaz olan anlam yükleyemediği acılar. İnsanı en çok zorlayan anlam yükleyememek, anlamlandıramamak. Evet. İnsan anlam yükleyebiliyorsa nasıl olursa olsun bunun sonuçlarına katlanabilir. O yüzden anlamlı hale getirmek, anlam yükleyebilmek belirsizliği ortadan kaldırmaktır. Belirsizlik insanın en tahammül edemediği konulardan birisidir. Bu yönüyle de baktığında bir somut bir şey yapmak, en kötüsü bile olsa bir şeyin belirli hale gelmesi insanları rahatlatıcı bir şeydir. Evet. Bunu bir adaptif mekanizma olarak insanlar kullanmaktalar. Evet. Bir yandan da şey geldi aklıma, hani belirsizliği belirlemeye çalışmak bazen mümkün olmayabiliyor, hani her durumda olmayabiliyor. Bazen de o belirsizliğin yarattığı o duygularla kalabilmeyi de öğrenmek, yani kabul dediğimiz kavram. Hani önce o duyguyu kabul etmek, sonra o bedendeki karşılığını dönüştürebilmek aslında. Evet. Çünkü kabul dediğim kavram o belki şimdi ve burada ya da birlikte de ilerleyen bir şey. Beni buraya getiriyor çünkü kabul olmadığında ne oluyor? Duyguyu reddetmeye çalışıyorum. Yani duyguyla mücadele ediyorum. Duyguyu belki yok saymaya çalışıyorum. Bazen de duygunun içinde boğuluyorum. Ama evet, kabul geldiğinde ve böylece aslında kabulle birlikte o bedendeki ağrı kavramının da yavaş yavaş azaldığını fark ediyorum. Çünkü temel mesele duyguyla ilintiliyse ve ben oradaki mücadeleyi azalttığımda ağrım da aynı işte kabuldeki o duygun gibi hafifleyip kuş olup uçuyor kalbimin içinden aslında. Evet. Bir yandan travmaların bunda son derece etkili olduğunu söylemeliyiz. Evet. Somatizasyon da şimdi üzüntünüzü, hayal kırıklığınızı insanlarla rahatlıkla paylaşabilirsiniz ama her travmayı paylaşamazsınız. Evet. Herkesin sırları vardır, yaşadığı sırları vardır, maruz kaldıkları vardır ve bunları kendi içine gömmüştür. Genelde somatizasyon yaşayan, somatik problemi olan insanlar represyon mekanizmasını çok kullanırlar, çok bastırırlar duygularını. İfade etmemeyi, gömmeyi seçerler. Halının altına süpürülen her şey, her travma ileride bedende işte bir yerini bulup ifade diline dönüşüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışma vardı. 4 ya da daha fazla travma hayatında yaşayan insanların orada şöyle rakam, net hatırlamıyorum rakamları ama şöyle, kalp hastalıklarına yakalanma riski %500, uyuşturucu madde kullanma riski %400, işte akciğer hastalıklarına yakalanma riski, bağırsak hastalıklarına yakalanma riski şu kadar diye bazı hastalıklara yakalanma riskini oldukça yükseltiyor. Biz sadece bedensel olarak fiziksel kökeni olmayan şeylerden bahsediyoruz ama birçok hastalığın, kanser dahi sebebinin biriken bu ifadesini bulamayan mekanizmaların sonucu da olduğunu unutmamakta fayda var. Evet. Hatta buna şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben son dönemlerde yapılan çalışmalarda özellikle sanat terapisi, dans terapisi, nefes terapisi bunlar tam da bu sebeple çıkmış terapiler. Bütün o ifade edilemeyen duyguların hastalık yerine başka bir şeye dönüşmesi. Dönüştürme. Bir sanata dönüştürmek. İşte nefesle onu dışarıya vermek. Şu ana odaklanmak. Mindfulness mesela. Hı hı. Bunların hepsinin aslında bir dönüştürme hikayesi var. Burada siz de aynı şekilde zorlandığınız herhangi bir konuyu sanata dönüştürebilirsiniz. Ne bileyim işte resim yeteneğiniz varsa ya da yetenek olmasına gerek de yok aslında. Bir kil çalışması yapmak, bir şeylere dokunarak, işte nefes kontrolüyle şu anda kalabilmeye çalışmak, biraz yürüyüş yapmak, biriyle dertleşmek, bir terapiye gitmek belki.
bir şekilde onu atmak, illa ifade etmek sözel olmayabilir. Dediğin gibi her şey söze dökülemeyebilir. Evet. Ama bu travmayı sağaltabilecek, seyreltebilecek, hafifletebilecek bir sürü şey var. Bisiklete binmek, örgü örmek, temizlik yapmak, ne bileyim işte kendine bakım vermek. Pek çok şey bulunabilir ve tamamen kişiye özgü aslında. Bir ifade yolu bul ve rahatla. Sistem aslında böyle çalışıyor. Somutlaştırmak aslında. Evet, yani tam bu. Çünkü orada duyguyla o ilişkiyi somutlaştıktan sonra bir devinime dönüşüyor. Yani evet. Bahsettiğin işte atıyorum o kille heykel yapma kısmı. Belki duygumu ifade edemiyorum ama bir heykele dönüştürerek o duygumu gösterebiliyorum. Çocuklarla çalışırken de oyun hamurunu çok kullanırız. Hani çocuk duygusunu ifade etmekte zorlanır çünkü adını bilmiyordur. Karşılığı yoktur kelime karşılığı ama öyle bir şey inşa eder ki oyun hamuruyla. Yani hiçbir kelime belki o duyguyu o şekilde ondan daha güzel ifade edemez. Bizim için de yetişkinler için de benzer bir şey var. Yani özellikle sanatla olan kısmını ben de değerli buluyorum. EMDR'da biz çalıştığımızda örneğin işte travmaları çalıştığımızda danışanlarımızla beden duyumlarını çok önemsiyoruz. Ve bilişsel düzeyde gelen bilgiler... Hafızada şu an hatırlamıyoruz ama çalışmaya başladığımızda hiç ummadığımız şeylere gidiyoruz. Evet. Anılara, hatırladığımız meselelere gidiyoruz. Beden hafızası hatırlıyor çünkü. Evet. Oralarda beden duyumları son derece önemli. Bedeninde neresinde nasıl hissediyorsun ve bunu ne zaman hissetmiştin? Evet. Ve o bedendeki belirtilerle ilgili o kadar çok anı geliyor ki geçmişte. O zaman kişinin unuttuğu, farkında olmadığı travmaları kişi hatırlamaya başlıyor. Evet. Şimdi travmalar orada unutulmuştur. Kişi bilinçli de unutur. Unutma hizmet ediyor ruhsal bütünlüğümüze çünkü. Unutmuşuzdur, geçmiştir ama oradaki gerilim geçmemiştir. Bedenimizde o dosyaların arasında gerilim devam ediyordur. İşte biz EMDR'la geriye doğru giderek beden duyumları üzerinden o geçmişteki travmalardaki bu işlemlenmeye başladığında... Mesele işlemlenmesi, sağ ve sol beyin tarafından işlemlenmeye başladığında, oradaki gerilim ortadan kalktığında kişinin bugün yaşamakta olduğu ağrı da ortadan kalkıyor. Evet. Çünkü o ağrı sadece dünle, 3 ay önceyle, 3 yıl önceyle alakalı olmayabilir. 20 yıl, 30 yıl önceyle alakalıdır. Evet. Oradaki bir şeyi baş edememe, atamamayla da ilgili olabilir. Böyle kompleks ve karmaşık bir durumdayız. Vakalarım aklıma geliyor da şimdi örneğin yürüme güçlüğü yaşayan, bacağında problem olan, doktor gezen, film çektiren, MR çektiren ve ameliyat olmalısın sonucuna bir yerde kanaat getirilmiş. O da ya ameliyat olayım mı olmayayım mı ne olabilir diye böyle geldiğinde biz çalışmaya başladığımızda bunun psikolojik olma ihtimalinin yüksek olduğuna kanaat getirip başladım çalışmaya. Tabii bunları çalışırken geçmişe doğru, çocukluğa doğru olup bir sürü biten yerlere doğru gidiyoruz. Ve dedim ya bazen geçmişte de bunun izleri vardır. Çocuklukta ayağıyla ilgili neler yaşandı, neler oldu, doktora gitti mi, neler konuşuldu etrafında. İşte bu çocuk ayağını kaybedecek galiba korkuları, bu konuşmalar, bu şeyler çocuğun zihninde, belleğinde yer ediyor. Ama 30-40 yıl sonra... Kişi ayağıyla ilgili bir sorun yaşamaya başlıyor. Ve ameliyat olma aşamasına gelmiş. Olayım mı, olmayayım mı? Biz bir süre çalıştıktan sonra geçmişteki bir sürü meseleyi dillendirdikten, terapide ifade eder hale geldikten sonra çünkü kişi bir savunma yöntemi olarak geliştirmiş, savunma yöntemini değiştiriyor. Bundan vazgeçiyor, başka bir savunma yöntemi geliştirmeye başlıyor. Ve bir süre sonra dedi ki arıyorum niye ağrımıyor diye merak ediyorum bu sefer. Evet. Ve bu ağrı ortadan kalkmış oluyor. Ve kişi Allah nasıl oldu bu niye nereye gitti neden ağrımıyor diye. Buna benzer çok şeyler oluyor. Yine felçli durumlarda işte yerinden kalkamayan artık yataktan kalkamayan durumlardaki vakalarla çalıştım. Ve bir süre sonra yavaş yavaş kollarını oynatma. Daha sonra işte... bastonlarla hafif hafif yürümeye başlama. Tabii bunlar uzun seansların sonucunda oluyor. Bu geçmişteki meseleler çalışılıp dile döküldüğünde, anlaşıldığında kişiyi bugün
felçli duruma, yürüyemez duruma getiren mekanizma ve sebepler ortadan kalkmış oluyor. Ve oraya gelene kadar da birdenbire böyle olmuyor. Kişi MR'lar, beyin tomografileri doktor doktor dolaşıp günlerce bunun şeyini yapıyor. Bir sonuç, bir şey bulunamadığı için en çok son antidepresan yazılıp evine gönderilmiş bir vaka. Daha sonra yüzme kurslarına başladı. Gittiği bu sorun ortadan kalktı. Bunun nelere sebep olduğunu göstermek bakımından son derece önemli. Bu söylediğine ek olarak eğer bu dikkate alınmazsa bir organ kaybına kadar gidebilir. O kadar tehlikeli de bir durum. Diyelim bir kişi kolunu hissetmiyor ama fizyolojik olarak hiçbir sorun yok. Doktora gittim. Aslında doktor bütün tetkikleri yaptı. Kolum sağlıklı ama ben bir türlü hareket ettiremiyorum. Ben bunu önemsemeyip yıllarca bu kolumu hareketsiz tuttuğumda artık bu koluma kan da gitmemeye başlıyor. Beyin oraya o sinyali göndermemeye başlıyor. Ve artık oradaki dokular yıpranıyor, zedeleniyor. Ve organ kaybına gidecek kadar tehlikeli bir hal alıyor. O yüzden özellikle bizi dinleyenler arasında bedenimi hissetmiyorum. İşte bedenimdeki şu bölgeyi hiç hissetmiyorum, dokunuyorum ama bir his alamıyorum. Sanki bedenim bana ait değilmiş gibi diyenler varsa mutlaka ama mutlaka önce bir sağlık uzmanına, bir doktora görünmeli. Herhangi bir problem olmadığı tespit edilmişse mutlaka psikoterapi desteği almalı. Çünkü Ali Rıza'nın da dediği gibi bir şekilde bu işlemlendiğinde, çalışıldığında ortadan kalkıyor ve çalışabilir hale geliyor. Yani bu sorun aşılabilir bir sorun. Çözümü olmayan bir sorun değil. Belki tıpta bir çözüm yok çünkü tıbbi bir karşılığı yok. Ama ruhumuz da hastalanabilir ve ruhumuzun da şifalanmaya, iyileşmeye ihtiyacı var ve bunun iyileşmesi mümkün. Yani aslında kesinlikle katılıyorum bu konuya. Şey gibi yani senin anlattığın kısımlara ek olarak hani orada stresle başa çıkma becerisi kısımda bir eksiklik yaşıyor kişi. Ve öğrenmeleri tamamıyla etkisiz baş etme yöntemlerine doğru yöneliyor. Ve stresle baş etme, sağlıklı baş etme yöntemlerini öğrendiğinde yavaş yavaş aslında o bölgedeki ağrının yok olduğunu ya da işte o işlev kaybının yavaş yavaş gidebildiğine dair inancı da geliştikçe, çünkü yaptıkça gelişiyor. Yeni bir öğrenme ve aynı zamanda işlemlenme. Sonunda da artık tamamıyla bu duruma dair bir özgürleşme yaşamış oluyor diyebiliriz. Aslında Hipokrat zamanından beri bu konu gündemde, tıbbın gündeminde. Beden ve ruh ilişkisi ta o zamanda bu konular gündemde, farklı bakıyorlar. Fakat Charcot ve Freud'un yaptığı çalışmalar sonrası hisleri üzerine bunun formülize edilmesi, bunun daha anlaşılır hale getirilmesi için önemli bir aşama oluyor. Beden ve ruh ilişkisi yıllar içinde hep insanların dikkatini çekmiş. Büyücülerin dikkatini çekmiş, falcıların dikkatini çekmiş, şifacıların dikkatini çekmiş ve telkinin de etkili olduğunu söylemeliyiz burada. Yıllarca Anadolu'da işte belli kutsal yerlere giderek bazı ağrılarından kurtulan insanlar olduğunu söylerler. Evet öyledir gerçekten, bir telkin etkisi var burada. Ağrı insanların 6000 yıllık tarihinde, 10.000 yıllık, 20.000 yıllık neyse tarihinde hep var. Fakat insanlara baktığında kaygılar, endişeler, baş etmekte güçlük çektiği konulara baktığında insanlığın 6000 yıldır aynı konuları, benzer konuları, kaygı uyandıran konular, acı uyandıran konular, aşamadığı konular ve bunların önemli bir kısmını insanlar bedeniyle ifade eder, bedeniyle yaşar duruma gelmekteler. Çünkü bu bedenselleştirmede yani somatizasyonda bazı hastalıklarla bu tip kökenli durumların birbirine çok benzediği yerler var. Ayırt etmekte zorlanılan yerler var. Çoğu zaman da birbirine karıştırılıp yanlış tedavi uygulanan yerler var. İşte örneğin en görüneni histerik bayılmalarla epilepsinin birbirine karıştırılması. Şimdi kişiler doktor doktor dolaşırlar, ekonomik kayıp, iş gücü kaybı, işlev kaybı derken
aslında çare duygularını kaybederler. Zamanla çaresizlik gelişir, zamanla depresyon gelişir, zamanla kendini toplumdan soyutlama, içine kapanma, galiba benim halledemediğim bir derdim var noktasına gelir. Bu çaresizlik duygusu insanları daha yıpratıcı bir noktaya götürür. O yüzden bu kısmı da son derece önemli. Bu bayılmalar dediğin yerde işte konversiyon bozuklukları deniyor. Son zamanlarda çok karşılaştığım bir terim. Sistemi otomatik kapatmak demek. Yani ben bir sorunum var ve bunu halledemiyorum. Hiçbir şekilde de halledebilecek güç de hissetmiyorum. O yüzden şalteri indiriyorum. Ben kötüyüm ve bayıldım. Yani en ilkel hale geldim. Yardıma muhtaç hale geldim. Burada da çaresizliği anlatmanın bir biçimi gibi. Yani çok aşırı çaresiz olduğunda bayılma oluyor. Çünkü şalter otomatik kapanmış oluyor. Ruhsal bütünlüğünü korumak için evet. Diyor ki bu acı bana fazla geliyor. Kendini dayanamayacağım, koruma moduna alıyor. Evet. Burada da psikoterapinin çok etkili olduğunu söylemeliyiz. Psikoterapiyle ego kapasitesi ve bu sorunlarla baş etme stratejilerinin değiştirilmesiyle kişilerin bu durumun üstesinden gelmesi her zaman mümkün. Burada çaresizlik diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki motivasyon olsun, yeter ki bununla baş edeceğim, bu konuyu yeneceğim diye kişiler baksınlar. Bunun evet. yöntemleri, yolları, teknikleri oldukça fazla. Psikoterapi almaktan çekinmemek. Bu ne kadar bedende yaşanmakta ise bunun senaryosunun üretildiği yer insanın ruhsal dünyası. Dolayısıyla buraya müdahale edilmeye ihtiyaç vardır. Ruhsal dünyada verilen anlam, üretilen senaryo her zaman kişinin kontrolünde değildir. İşte panik ataklarda olduğu gibi. Evet. Panik ataklarda psikoterapinin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar kalıcı bir düzelmeye sebep olduğunu görüyoruz. Ve bize gönderilen psikoterapi alsın diye danışanlarımızın büyük bölümü psikiyatrlar tarafından gönderilmekte. İlaç yazıyor ama bunun daha kalıcı olması için psikoterapinin şart olduğunu söylüyorlar. Beceri programı yani beceri öğreniyor aslında. Evet. Hani psikoterapi evet. sayesinde. Yani bir baş etme biçimi. Ve bazen bu baş etme biçimi bir model olarak çocuklukta da öğrenilmiş olabiliyor. Somatizasyonu sık kullanan insanlara baktığında ailede bunu kullanan insanlar vardır. Ya kopya etmiştir. Evet, bir model olarak onu almıştır, benimsemiştir ve farkında olmadan hayatında bunu devam ettiriyordur. Ya da şeydir, beden odaklı bir büyüme halde olabilir. Tabii yani bedenine dikkat, çok fazla dikkatini zaten yöneldiği. Büyük bölümde oraya odaklanmakta, şimdi kişiye neler sağlamakta. Baktığınızda sekonder kazançlar da çok fazla. Kişi kendisini bu hastalık üzerinden anlatmaya başlıyor. Ve kendini etiketliyor. Ben artık bu hastalığı olan bir kişiyim diyor. Evet. Etrafıyla ilişkisi bu hastalık üzerinden olur. Psikosomatik rahatsızlıkları olan insanların çoğunluğu insanlarla hastalığını çok konuşurlar. Çok anlatırlar bu yaşadığı güçlüğü. İşte histeriki bazı hipokondriyak bazı rahatsızlıklar da kişi durmadan yakınır. Her gördüğüne bunu anlatır. Biliyor musunuz ayağımda şu sorun var, yürüyemiyorum, kaldıramıyorum bacağımı falan. Ve aslında bilinç dışında bir yerlerde de bu durumdan memnun olan bir tarafı vardır. Evet. Anlatır ama şikayetini anlatır ama bu durumdan da hoşnuttur. Böyle tatlı bir hoşnutluğu var gibidir. Bu da sekonder kazançla evet. birleştiğinde bunun ne kadar hayatında gerekli olduğunu. Evet. Belki burada şunu eklemekte fayda var. Hani bu ikincil kazanç dediğimiz kavramı belki seyreltebilmek için somatik problemlerdeki tedavi sırasında aileyi de işin içine katmak, yani çevreyi de işin içine katmak önemli. Ailenin de bu konuda bilgili olması. Yani işte atıyorum bir bayılma yaşıyor. O kişi sadece bayıldığında sevdikleri tarafından görülüyorsa bu noktada işte o görülme ihtiyacının başka alanlarda da, yani hastalık özelinde değil başka zamanlarda da karşılanabildiğini fark etmesi ve görmesi ve inanması. Evet. Ve böylece aslında bu kazancın da ortadan kalkması bir yerde. Kişi burada bilgilenme sayesinde. Evet, kişi burada ne diyor? Yani benim görülmem için sadece hasta olmam gerekmiyor. Sana evet. dediğinde bu olacak. Annesi, babası başka zamanlarda başka şekilde ilgilendiğinde diyecek ki benimle ilgilenmen için hasta olmama gerek kalmamış. Hı-hı. Yani başka bir şeyler yaptığında da ya da hiçbir şey yapmasam da benimle ilgilenebilirmiş.
o zaman ben hasta olmayı bırakabilirim. Hı-hı. Bu inanç gelişiyor aslında. Hı-hı. O yüzden çok yönlü yaklaşılması gereken bir konu. Bir de belki sona gelirken şeyden de bahsetmek güzel olabilir. Yani tedavi edilmezse ne olur? Yani biz bunu okey fark ettik ve hani bir psikoterapi almadık ya da bir ruh sağlığı çalışanı da çalışmadık. Ne olabilir? Aralarda bahsettik ama bence en önemli, belki toparlamak için de güzel olur. İşlev kaybı dediğimiz, yani artık hani hayata dair işlevselliğimin yavaş yavaş azalıyor olması. İşimi kaybedebilirim, işime odaklanmakta zorlanabilirim. Sürekli doktor doktor gezdiğim için maddi ve manevi zorluk yaşayabilirim. Yani burası tedavi edilmediğinde depresyon ve kaygı bozuklukları eşlik edebilir ve ayrıyetten onların da tedavi edilmesi için ayrı bir süreç girebilir. Özellikle buralar bence önemli. Şimdi küçük dikkat bir ekleme. Dikkate buralara yönelmiş olduğu için, hı hı, düşünün. Google'dan bu konuyu araştırır yıllarca kişi. Evet. Kişi durmadan bu konuya dikkati bölünmüştür. Aslında yapacağı yetenekleri vardır, daha potansiyeli olacağı bir sürü şeyden dikkatini alarak buraya doğru yöneltmek. Aslında evet, daralmış bir dikkatten bahsediyoruz. Hı-hı. Herhangi bir organına dönmüş ve zihinsel meşguliyete dönüşüyor. Zihinsel meşguliyete dönüşmesi demek, hı-hı, zihnin günlük yaşamdaki dikkatin bir kısmını buraya ayırması demektir. Bu evet, ne demek? Günlük yaşamda kişiye lazım olacak dikkatin bir kısmı buraya gidiyor. Evet. Evet. Pek çok yerde kullanabilecekken hepsi evet, aslında oraya gitmiş evet, oluyor. Benim şöyle küçük bir esprili bir önerim olacak. Şimdi o kişiyi biliyorsun. Herkesin evinde var. Senin evinde de var. Anneannen olabilir, annen olabilir, baban olabilir, kardeşin olabilir. Hani o devamlı hasta olan kişi var ya, onunla birazcık ilgilen. Nasılsın de, bayramda ara sor, elini öp, bugün neren ağrıyor diye sor, ne ilaç içtin diye sor, hangi ilacın romatizmana iyi geldi diye sor. Biraz onunla dedikodu yap, sohbet et, konuş. O hastalık diyor ki bana, beni görün, benimle ilgilenin. Ailede hasta biri varsa görün, ilgilenin, hastalıklarının azaldığını göreceksiniz. Hastalığın pik yaptığı dönem onunla ilgilenilmeyen dönem oluyor genellikle. O yüzden bu görme kısmını önemseyerek birlikte herhangi bir aktivite yapın. Daha önce yapmadığınız herhangi bir şey. Çünkü hepimizde var. Bu böyle bir toplumuz çünkü. Ve sıklıkla da karşılaşıyoruz. O yüzden bu kişileri görmeye çalışın. Hastalığın azaldığını göreceksiniz. Bir yandan da şeyi konuşturmak, hasta olan bölgeyi konuşturmak son derece önemli. Evet. Sıklıkla bağırsak problemleri, sıklıkla solunum problemleri oldukça fazladır. İşte sırt ağrılarından, kol ağrılarından, bacak ağrılarından, eklem ağrılarından tutun da baş ağrıları çok yaygındır. Bir yandan cinsel bölgelerdeki ağrılardan ya da o ilişki sonrası ağrılardan tutun da bunların hepsinin birer anlamı vardır. Bu ağrıyı konuşturduğunuzda oturtun birinizi karşınıza, deyin ki bu ağrı konuşuyor, konuşan ben değilim. Ve bu ağrı, bakalım neler, serbest bir şekilde aklınıza ne gelirse söyleyin, ifade edin. Bu ağrı olsaydınız siz, bu ağrının rolüne girseydiniz, kendinizi unutun kişi olarak, bu ağrının rolüne girin, ona, onun dilinden konuşun, ifade etmeye çalışın. Bunun son derece faydalı olacağını, bir sürü evet, şey çıkacağını, kişileri şaşırtacak cümleler çıkacağını, kişilerin bu kadar bastırdığı, unutmaya çalıştığı meselelerin aslında yıllar içinde peşini bırakmadığını görecek. Geçmişte kaldı, 20 yıl önceydi, 30 yıl önceydi, hiç dert etmiyorum, şu an hiçbir önemi yok diye bakılan konularda biz terapi ortamında baktığımızda ne kadar acının hala taze devam ettiğini, evet, hala evet, onun ne kadar dumanı tüten bir çekilmez durum olduğunu görmekteyiz. O yüzden üstünü örttüğünüz hiçbir şey geride kalmıyor. Sadece siz görmüyorsunuz. Ama beden diyor ki ben görüyorum. Şu anda benimle birlikte yaşıyor ve beden bunu ağrı olarak ifade ediyor, bir güçlük olarak ifade ediyor, bir karıncalanma, bir derideki döküntü olarak, bir yerdeki bir ağraz olarak kendini ifade ediyor. Şöyle de derler, gerçeği ne kadar saklarsanız saklayın, parmaklarınızın ucundan akar gerçek. Evet. Böyle de bir durum var yani. Hakikat parmak uçlarımızdan fışkırır. Kuralım evet, çok sevdiğim bir sözüdür. Evet. Peki isterseniz kapanışımızı yapalım. Kapanışta Rıza Hocamızın bize bir sürprizi var bugün. Bir de türküyle kapatalım evet, istiyoruz. Konuya çok uygun bir türkü evet, var.
İstersen peki, başlayabiliriz. Peki, evet. Tamam. Nesin Çimen'in güzel bir türküsü. Son yıllarda daha çok insanların dilinde ama biliyoruz ki bu yıllar öncesinde çalınıp okunan bir türküydü. Bedenimde değil ruhumda sızı, görünmez bir yara acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı. Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara, hiçbir tabip buna bulamaz çare. Keşke Mansur gibi çekseler dara. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı. Doktoru lokmanı yok, ilacı yok. Görünmez göz ile hiçbir izi yok. Saplandı sineme görünmez bir ok. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı. Yeter nesimi bu feryadın, yeter. Biliyorum yanıyorum Kerem'den beter. Her ah eyledikçe dumanı tüter. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı, oy oy. Ruhumda sızı. Güzel.
dinleyenler adına biz de alkışlayalım sizi. Evet, teşekkür çok ederim. Güzeldi. Evet, bizler burası Bakırköy Reaksiyon Psikoloji Merkezi ve başlattığımız bu salı akşamları 8.30'da başlattığımız yayınların üçüncüsünü yaptık bu hafta. Evet. Bunlara her hafta devam etmek istiyoruz. İlk programda bahsettiğimiz gibi topluma karşı da bir sorumluluğumuz, görevimiz olarak psikoloji ile ilgili, ruh sağlığı ile ilgili, olup biten bütün bu süreçleri anlamlandırma ile ilgili burada programlar yapmaya devam edeceğiz. Evet, bugün bir türküyle programımızın sonuna doğru geldik. Ben uzman klinik psikolog Ali Rıza Erdoğan. Ben klinik psikolog Fatma Özdemir. Ben psikoterapist Asena Merve Ergun. Bugün sizlerle somatizasyon bozukluğunu konuştuk. Önümüzdeki haftalarda hangi konuyu konuşmamızı isterseniz, merak ettiğiniz sorular ve konular için yine bize mesaj gönderebilirsiniz. Mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Salı tekrar görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.